Meclis toplantımızın ilk gündemini kurucular kurulu komisyonunun oylanması var. Kurucular komisyonu üyeleri, komisyon başkanı Ali Çam, komisyon üyesi Muhammed Deniz Durduran ve komisyon üyesi Sinan Çelik oylarını da sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Şimdi arkadaşlar, uzun bir çalışmanın neticesinde herkesle birebir istişare ederek nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda mesafe almaya çalıştık ve meclisimizi oluşturduk. Öncelikle hepinize hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın. Bizim buradaki yapacağımız faaliyetler kültürel, sosyal, ilmi, teknolojik ve bilimsel anlamda şehrimize, ülkemize, vatanımıza, milletimize faydalı işler yapma adına yeni bir arena, yeni bir alan. Burada sadece siyasi mecradan arkadaşlarımız yok. Sivil toplum örgütlerinden, işte üniversiteden, liselerden birçok arkadaşlarımız var. Buradaki çalışmalarımızı tüm şeye hitap edecek şekilde ve özellikle gençlere hitap edecek şekilde bir yapı oluşturmaya çalıştık. Bu da ilk gerçekleştirdiğimiz toplantımız oldu. Bununla beraber sizlerin buradaki önerileriniz, tavsiyeleriniz, yapmamızı, gerçekleştirmemizi istediğiniz projeler gündeme alacağız. En başta buradaki oluşturmak istediğimiz şey bir kardeşlik kurgusu. Birçoğunuz birbirinizi tanımıyorsunuz. Bu noktada da zaman içerisinde bunu hızlandırmaya da çalışacağız inşallah. Bir en hızlı şekilde birbirimizi bir tanıyalım ve birbirimizi tanıdıktan sonra da hızlı bir şekilde faaliyetlere başlamamız da gerekiyor. Ben sizden verimli ve güzel projeler çıkacağına inandığım için böyle bir ekip ve böyle bir kadro kurdum. Allah sizleri de bizleri de utandırmasın arkadaşlar. Şimdi kurucular komisyonu meclisi. Sayın Başkanım, arzu ederseniz 61 üyeler oluşan isimleri tek tek okuyabilirim. Tabii. Sayın Başkanımıza girmek üzereler. Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ali Hatip Aydoğan, Abdullah Kutsal, Ahmet Demir Mahmutoğlu, Cuma Ergüzel, Durdu Aytekin, Durdu Mehmet Akpınar, Durdu Mehmet Nacar, Ebu Talip Ceren, Eda Kenger. Doğru olsun inşallah değerli arkadaşlar. Siz artık Türkiye'nin gençlik meclisisiniz. İnşallah sizlerden gelen öneriler ve teklifler, çözümler Kahramanmaraş'ımızın geleceği açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz ve bunları da en iyi şekilde değerlendireceğiz değerli arkadaşlar. Tabii gençlerimiz, geleceğimiz, gençlerimizin sorumluluk sahibi olması, bu tür görevlerde bulunması bizim için çok önemli. Yani memleket meselelerinde, memleketin yönetiminde kendinizi ortaya koymanız bizim için gerçekten çok mutluluk verici bir durum. Sizleri biz önemsiyoruz, görüşlerinizi, fikirlerinizi önemsiyoruz. Türkiye'mizin, aziz milletimizin geleceğisiniz. Geleceğin inşası yolunda sizlerin enerjisine, sinerjisine hem Kahramanmaraş'ımızın hem Türkiye'mizin çok ihtiyacı var arkadaşlar. Sizlerin daha donanımlı olmanız Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli. Hep söylüyorum ben konuşmalarımda, Türkiye'nin zengin petrol kaynakları yok, zengin altın madenleri yok. Bizim en büyük zenginliğimiz insanımız, sosyal sermayemiz, beşeri gücümüz arkadaşlar. Yani biz gençlerimizi donanımlı hale getirdiğimizde, onlara görev ve sorumluluk verdiğimizde, onların fikirlerini önemsediğimizde göreceksiniz ki ülkede çok büyük bir sinerji oluşmuş. Kaynaklar daha verimli hale gelmiş, ülkenin kaynakları artmış. Tabii Türkiye'de şöyle bir zihniyet vardı, icat çıkartma gençlere söylenen. Birçoğunuzda çok duymuştuğumuzu bir öneri ve tavsiyede bulunduğumuzda
başta ailelerimiz olmak üzere etrafımızdan kimse dur ya oğlum durun icat çıkartma falan diye bizim biraz yüresel dille konuşalım. Böyle uyarılar. Biz icat çıkartın diyoruz arkadaşlar. Bakın ben geçenlerde Trabzon Meclisi'ni seyretmiştim. Gitmiştim ziyaret ettim Gençlik Meclisi'ni. Bir orada mecliste bir alet tanıtıyorlar. Elektronik bir cihaz yapmış gençlerimiz. İcat yapmışlar. Sizlerden icatlar bekliyoruz. Öneriler bekliyoruz. Fikirler bekliyoruz. Değerli arkadaşlar. Çünkü ben sizler biliyoruz. Sizler memleket kaygısıyla siyasetin içinde olan, sivil toplumun içinde olan arkadaşlarsınız. Sizler kanaat önderi gençlerimizsiniz değerli arkadaşlar, lider gençlersiniz. İnşallah sizlerin katmış olduğu enerjiyle şehrimizi daha geleceğe daha güçlü taşıyacağız inşallah. Sizlerin burada istişareleriniz, tartışmalarınız sonucu oluşan raporları sabırsızlıkla bekliyoruz değerli arkadaşlar. Tavsiyeleri, önerileri inşallah bu yeni dönemde inşallah beraberce sizlerle çalışacağız. Sizler aracılığıyla belki şehrimizdeki binlerce gençimizin de motivasyonu artacak. Onların da ilgisini çekeceksiniz. Bugün buradayız. Şimdi bu haberleri seyreden, buradaki bu çalışmayı gören gençlerimiz kendini daha hazır hissedecek. 16 Nisan referandumuyla beraber artık gençlerimize seçilme hakkı da verildi 18 yaşında. Türkiye'nin en önemli makamlarında gençlerimiz olabilecek. Aziz milletimizi temsil edebilecekler. Biz biliyoruz, bizim gençlerimiz bu ülke için, bu vatan için sınır boylarında canını ortaya koyuyorlar. Hiç gözlerini bile kırpmıyorlar arkadaşlar. Verilen görevi canın pahasına yerine getiriyor gençlerimiz. Biz bunu hep gördük sınır boylarında. Bunları biz gördük arkadaşlar. Çünkü şehrimizde de hep şehitlerimiz geldi. Gençlik, onlar da 19-20 yaşında, 21 yaşında. Yani bence dünyanın en kahraman gençleri, verilen görevi canı pahasına yerine getiren gençlerimiz. Ay yıldızı, al bayrağımız için, ülkemiz için canını ortaya koyan gençlerimiz. Zaten biz de 21 yaşında çağ açıp çağ kapatan bir ecdadın torunlarıyız. Dünyada tek olan bir örnek. 21 yaşında orta çağ kapatmış, yeni çağ açan bir liderin biz bir ecdadın torunlarıyız. Tarihten gelen bir gücümüz var. Çok genç yaşlarda bizim kahraman ecdadımız tarihin derinliklerinde geçmişte çok önemli başarılara imza atmış. Çanakkale Destanı'nı yazanlar da sizlerden daha genç insanlardı arkadaşlar, onu söyleyeyim. İşte 15-16'ya. Kahramanmaraş Destanı'nı yazanlar da öyleydi. Çakmakçı sahip başta olmak üzere. Hep genç insanlardı. Onun için sizlere veriyoruz. Sizlerin sinerjisine şehrin ihtiyacı var. İnşallah daha çok katılımcı olacaksınız. Gençleri daha çok yerlerde göreceğiz. Yeni dönemde inşallah siyasi partiler kanunda yapılan çalışmayla siyasi partilerin ana kademelerinde, meclislerde, belediye başkanlıklarında da inşallah 18 yaşına indiğinde seçilme yaşı buranın normal asli görevinde de birçoğunuz yer alacaklar. Zaten normalde de buradaki tecrübeniz inşallah hem Büyükşehir Ana Meclisi'nde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde inşallah sizler için çok önemli bir tecrübe, referans olacak arkadaşlar. Burayı önemseyin. Buradaki çalışmalar lütfen hazırlıklı gelin arkadaşlar. Sizlere tavsiyem. Konuyu hazırlanın. Daha önce de gündem ilan edildiğinde, başkan gündem ilan ettiğinde size o gündemle ilgili çözüm önerileri, tavsiyeler, eleştiriler, bununla ilgili düşüncelerinizi değerli arkadaşlar önceden oluşturun ve burada söz alın. Bir de katılımcı olun arkadaşlar. Yani mecliste lütfen geldiğinizde söz alalım. Burada katılımcı olalım. Görüşlerimizi, fikirlerimizi belirtelim. Ben sözleri daha fazla uzatmak istemiyorum. Size başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yeniden hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Değerli arkadaşlar, Allah'a emanet ediyorum size inşallah.